Hacı Bektaş Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nevşehir'e gitti. Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü anma programına katıldı. Ziyaret edilen cemevi sayısını açıkladı. Taleplerin karşılanması için 3 bakanlığın çalıştığını duyurdu. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek. Erdoğan cemevleriyle ilgili önümüzdeki günlerde toplu açılış yapılacağını söyledi. Ayrıca çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemevi ile ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci sınıf, aynı hak ve imkanlara sahip, hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir. Son haftalarda yapılan kışkırtma girişimlerine de değinen Erdoğan, fırsat verilmeyeceğini vurguladı. Avrupa ülkelerine mesaj gönderdi. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız. Cumhurbaşkanı Nevşehir'den önce de Çorum'daydı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim yapıldığını söyledi. Zincir marketlere seslendi. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına aklınıza ne gelirse 20 çeşit Tarım Kredi Kooperatifinden bunları alabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahat atacağız. Bazı zincir marketler vesaire, onlar da kendilerini buna göre ne yapacak? Ayarlayacak.